Falcao bana göre, Mustafa Muhammed'e göre yaşı daha ilerlemiş, tecrübeli bir oyuncu olması üzerinden zor durumlarda, sorumluluk alması gereken zamanlarda bu işi çözebilecek oyuncu sınıfında. Sezonun genelini oynamadan geçirdiği için bu tip maçlara, sezonun son düzlüğüne daha iyi konsantre olacağını düşünüyorum. Bir de oyunculara şöyle bakmak lazım. Falcao ilk 11 oyuncusu olduğu kadar iyi bir hamle olmayabiliyor. Ama Mustafa Muhammed oyuna sonradan girip Falcao'nun yerine ya da yanına daha fazla iş yapabilecek bir hamle oyuncusu görüntüsünde. O yüzden Falcao'nun 11'de başlamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bence Galatasaray tek forvetle oynarsa Muhammed oynamalı derim. Çünkü tek forvetteki en önemli özelliklerden biri kendi sahandan ataya çıktığında rakip sahada top tutmanın önemidir. Muhammed tek başına oynadığı dönemlerde santrafor hattında bu görevini çok iyi yaptığını düşünüyorum. En formda olduğu maçlarda tek başına oynadığı maçlardı. Arkadaşlarına servis yapan, topu tutan, ceza sahası içinde daha çok etkili olan, topla ilişkisi sahanın içinde artan bir santrafor Muhammed. Çünkü topa ne kadar dokunursa o kadar motivasyonu artıyor sahanın içinde. Ben Muhammed'le oynarsa daha iyi olduğunu düşünüyorum tek forvet olarak. Evet, Galatasaray Rizespor yenilgisinin ardından ön tarafta diziliş değişikliğine gidecek. Fatih Hoca bunun sinyallerini vermiş Galatasaray'ı yakından takip edenlere. Ama oyuncuda değişiklik yapmıyor, sistemde değişiklik yapıyor. Mustafa Muhammed'i bundan sonra Larin pozisyonunda göreceğiz. Yani sol forvet olacak santrafor yerine. Mustafa'yı kenara çekecek biraz daha. Falcao'yu orada tek santrafor oynatacak ve orta sahayı güçlendirecek. Böyle bir yapı üzerinde Fatih Hoca'nın çalıştığını düşünüyorum. Tek santrafor olarak Falcao oynayacak. Eğer soru santrafor Falcao mu Muhammed mi sorusuysa Falcao olacak. Ama ikisinin birden oynamaya devam edeceği bilgileri geliyor. Bence Muhammed olmalı. Çünkü daha genç bir oyuncu, daha gelecek vaat eden bir oyuncu. Falcao artık şunu söyleyebiliriz. Ununu eledi, eleğini astı diye bakabiliriz. Mustafa Muhammed'i daha göz önünde tutmak için onu oynatmalı. Oynatacaktır da Fatih Hoca. Çünkü o da önemli bir oyuncu ve çok daha iyi yerlere gelecek bir oyuncu. Fatih Terim Hoca 4-1-4-1 sistemini oynatıyordu sezonun başından beri. Daha sonra Falcao'nun geri dönüşünün muhteşem olması, Mustafa Muhammed'in geri gelmez goller atmasıyla beraber Fatih Terim yeni bir sisteme geçti, 4-4-2 sistemi. 4-4-2 sisteminde de sıkıntılar yaşadı ve çift forvet oynadığı pozisyonlarda Mustafa Muhammed'in etkisi kalması, Falcao'nun eski günlerine dönmesi ve Falcao'nun golü, bu gol dediğimiz zamanlar geldi. Tabii ki bu pozisyonlar değiştikten sonra daha sıkıntılı hale geldi. Galatasaray maç kaybetmeye başladı. Galatasaray'da Fatih Terim Hatay Spor deplasmanında tekrardan tek forvete dönmesini bekliyoruz. Tek forvette de benim adayım Falcao olacaktır. Çünkü Mustafa Muhammed ülkesinden, milli takımından yorgun dönecektir. Falcao da İstanbul'da kaldı ve takımla beraber çalışmalarına devam etti. Bu açıdan baktığımızda tek forvet sistemine geri dönecek olan Fatih Terim forvette Falcao'ya görev vermesini bekliyoruz. We'll be right back.